Bu arada ben şeyi söylemek istedim Şair. Tabii Arap hatlarını konuşurken özel aralarda da, sadece biz şu anda devlet aralarını konuşmuyoruz. Özel aralarda da çekim yapan aygırlar var. Özellikle son dönemde, daha doğrusu son yıllarda belki yeteri kadar ilgi görmeyen, ancak koşan tayları kazandıkça ya bu aygır da vardı denilen bir aygır var. Ben biraz Saruana'dan bahsetmek istiyorum. O da yine özel yetiştiricilerden Simtay arasında, Çatalca'da Simtay arasında bu sene aşıma başladı. Orada da bir Saruana var. Saruana'yı değerlendirmeni isterim. Yine İngiliz aygırlardan da Flying Boy. Flying Boy ve Saruana Simtay arasında, Çatalca'da, İstanbul'a bir 20-25 dakika uzaklıkta olan bir hara. Evet. Orada da Saruana ve Flying Boy, ki Flying Boy da hani Clark Kent'le aslında bir hayli gündeme gelen isimlerden biri oldu. Mr. Prospector kanattından gelen ve koştuğu at adediyle baktığımız zaman bayağı kazanan veren at adediyle, yavru adediyle karşılaştığımızda aygırlardan biri. Ama Arapları konuşurken de bir Saruana'yı değerlendirelim. Çünkü Saruana yıldızı parlayan aygırlardan biri ve denendiği takdirde şans bulabilecek aygırlardan biri olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu yeteri kadar denenmediğini düşünüyorum bugüne kadar. Katılır mısın? Şimdi tabii o noktada hani ben dedim ya, popülist yaklaşımlar oluyor. İnsanlarımız hani bunu çok iyi analiz etmiyorlar. Çünkü yani açık ve net söyleyeyim ya, birçoğu pedigriye inanmıyor. Yani antrenörle konuşuyorsunuz, ya boş ver abicim diyor, biz atın kimin koşacağını çok daha iyi biliriz. Hani benim elime salata soğan da gelse ben onu nasıl koşacağımı herkesten daha iyi bilirim. Yani pedigriye bir kere inanmayan bir insana ne kadar anlatmaya çalışırsanız çalışın bir şey anlatamazsınız. Şimdi Saruana'nın satıldığı dönemi, Saruana'nın yarış koştuğu dönemi, Saruana'nın 3 yaşlı Talip performansında şampiyon oluşunu geçtiği, sakatlandığı döneme kadar neler yaptığını o dönemde yaşayan bilir, o dönemde gören bilir. Ama onun sonrasında neden aygır olarak eş değerde kıymet verilmedi? Yani o pazarlama sürecinin içerisine girilmedi. Çünkü o zaman bugünkü kadar aktif bir aygırcılık şeyi yoktu, hikayesi yoktu. Bugün çok daha aygırcılık hikayesi aktif. Şimdi orada Saruana özelinde ben kendi hatıralarımdan aktarmış olayım. 2005 senesiydi ya da 2006 senesiydi. Bana bir kağıt geldi, bir Volga kızı geldi. Ben Saruana önerdiğimde ana şöyle bir baktı. Yani hayırdır falan gibisinden. Dedim ki al kuruş 26.73'ün iki tane kızından olma iki tane aygır var. Bir tanesi Toşur. Bir tanesi Toşur, bir tanesi Saruana. Hangisine çekersen çek. Ben dedim teknikte bunu çıkardım sana. Ya bunlar dedi işte çok şey değil. Hani bakıyoruz haber botur var, o var bu var falan. Ya dedim ki eğer bana soruyorsan, hani bir de öyle bir durum var. Bana sorup bir cevap alıp arkasından da şey beni ikna etmeye çalışıyor. Yani benim onu ikna etmem gerekir. O beni ikna etmeye çalışıyor. Böyle değil de böyle olsa daha iyi olmaz mısına? Ya da işte benden aldığı bilgiyle gidip daha sonra bir başkasına ya bu kötüymüş, bu iyiymiş gibi yani kısrak özelinde verdiğiniz bir eşleşmenin başarısını tüm aygırlara mal edip o kötüymüş, evet, bu iyiymişe getiriyor. Şimdi o günkü analizde bunu söylemiş olmamın sebebi... Bak arkadaşlarımız da ekrana Saruana'nın yarışlarını getiriyorlar bu esnada. Evet. Hani evet. Saruana çok önemli bir yarış atıydı. Çok önemli bir damızlık potansiyeline sahip bir attı. Şimdi ben onu Toşur üzerinden gideceğim. Toşur, Saruana kadar... yani Serdar abinin de burada çok ciddi katkısı var. Tarık abinin de katkısı var. Toşur çok ciddi riskler alınarak, Serdar abinin de çok inandığı bir at olarak yıllarca şans verildi. Ve neticede ne çıktı? Ortaya Baki Bey gibi Cumhuriyeti kazanan bir at çıktı. Şimdi siz eğer Baki Bey'i bir tarafta yakalıyorsanız, Toşur'dan bunu yakalıyorsanız, ki Toşur'a da çok az şans verilmesine ve harada böyle 50-100 tane kısrak görmemesine rağmen belli bir kısrak havuzunda Serdar Özçelik'in kendi çabasıyla çıkıyorsa ortaya, o zaman şapkayı önünüze koyup biz neden yıllarca Saruana'yı değerlendirmedik, Toşur'u değerlendirmedik, bunun hesabını vermeniz ki lazım. Şöyle yani o şeye gelmeniz lazım yani. Çok özür dilerim. Toşur Urfa'ya satıldı. Evet. İlhan aldı, İlhan Yıldız. Evet. O Yalaz'ı alan arkadaşlar aldı Toşur'u. Şimdi hani hakikaten ciddi şekilde görecek, talep gören aygırlar, hele ki Cumhuriyet kazanmış olması Baki ciddi Bey'den başarı. Saruana'nın başarılarına baktığınız zaman bir kere aygır yavrusu var. Jungle. Tabii, tabii. Yine bahsettiğiniz zaman Kader Şah gibi 1200 metrede inanılmaz derecede hızlı, süratli ve rekora sahip, yanlış hatırlamıyorsam İzmir pistinde rekor dereceleri olan Kader Şah gibi bir isim. Uluer gibi yine bu sene yeni denenmiş yeni jenerasyonda isimler var. Arası kopuk zaten abi, onu söyleyecektim ben. Arası kopuk yani mesela 8 yaş Jungle,
7 yaş kadar şah, işte Pörçün, Nazlı Çakarlı falan o jenerasyon. 6 yaşta bir Nisa Tay var. Ondan sonra 5 yaş, 4 yaşta çok bir at yok. Evet. Sonra 3 yaş. Çok yani verimli olarak kullanılan aygırlardan biri değil. O dönem değil. Niye boş onu diyorum. İşte. Yani şimdi ben yani ukalalık yapmayayım. Yani bu Arap atçılığı konusunda yani İngiliz'in onda biri kadar Arap atçılığından hadi eşleştirme evet. Diğer şeylerden anladığımı iddia edeyim. Hani burada yıllarca sahada Arap atı koşmuş o kadar insan var, o kadar hara var, digen var, şu var. Yani buradaki cevheri nasıl olur da insanlar fark edemez. Hani bizim Flyby Me'nin satış günü ringe çıkıp da 5 tur atıp da kimsenin el kaldırıp teklif vermemesi gibi bir şey. Madem herkes bu kadar çok anlıyor diyorum, o ringde o at dolaştığı gün ya bunda bir şampiyon havası var, bir ışık var diyen olmaması enteresan. Çünkü herkes işte olaya at gözlüğüyle bakıp dedikodularla bazı şeylerle hareket ederse oradaki net şeyi göremez. Yani Kara Beyhan hani o da nerede ne zaman yani, ne kime çekildiği yani, belli olmayan bir hani aygırdı. Ben yaptığım için söylemem. Bir başkasının şampiyon atı için de söylüyorum. Mesela Dwin Hart Ankara'dan buraya Mehmet Akif Ersoy'dan sonra geldiğinde ben padokta gördüm. Hani ya bu at Gazi kazanır diyemedim kendime. Evet. River Special kızından olur mu olmaz mı? Hani birazcık böyle şüphede kal. Ama çıktı at kazandı. Hani o ışığı görmek başka bir şey. Belki o gün ışık vermiyordu. Evet. Sonra çok gelişti. Ayrı bir şey. Ama Saruhan evet. Ağa'daki bu ışık zaten vardı. Jungle işte başarılı oldu. Sonra arkasına Kader Şah'ın o jenerasyonda. Bir de ikisinin özellikleri de bambaşka. Yani Jungle çok yerden yapılı, çok ufak bir at. Ciğeri çok fazla. Kader Şah biraz daha süratli, biraz daha iri, biraz daha kabiliyetli bir at. Ulu tamamen sürat şeyini gösterdi. Bir kere Ulu Er'in 3 yaşlı koşu performansı da bu anlamda Aygır'a çok önemli bir referans veriyor. Evet. Tabii Ulu Er'in şimdi annesi Malibu Girl olduğu için de bir parça orada hani anneye bağlanabilir ama Kader Şah Kaderi Umut Bey Jungle'ın annesi Elhan kızı Kurt Hatun. Demek ki farklı kanatlarından da denendiğinde mesela Er Babam da var bu senenin üçlülerdeki iyi taylarından biri. Onun annesi de Umut Bey kızı. O zaman hemen kısa bir analiz gibi şöyle diyelim. İki tane Umut Bey kızından verdiğine göre Umut Bey kuruş atlıdır. Yanlış hatırlamıyorsam anne tarafı kemiğe turak olan aygırlardan bir tanesidir. Kuruş kemiğe turak. Diğer tarafta bir kemiğe turak da şeyde var. Baki Bey'in pedigrisine bakın. Anne tarafı 28 kemiğe turak. Demek ki anne tarafı kemiğe turak artı Umut Bey kuruş geçişli kısıraklar Sarvanay'a çekildiğinde çok rahatlıkla. Ve İstanbul'a yarım saat uzaklıkta yani, Simtay arasında yakın. Çatalca'da da bir aygır.